Bu binada dünya düşünün veya işte bu binadayız, doğduk. Ama cam yok. Cam yok, duvar. Duvar var. Cam yok, pencere yok. Dışarıyı görmüyoruz. Dışarının varlığından da haberimiz yok. Dışarıyı bilmiyoruz. Doğduk, büyüdük. Biz burada doğduk. Beraberiz. Ha 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 hu hu la kara lu kara konuşuyoruz. Ama kesinlikle cam yok doktorum. Yani çerçeve yok. Dışarısı gözükmüyor. Işık var ama. Işık var. Kim dedi onu? Sen dedin. He he. Işık var. Işık var. Işık var, çok güzel. İçeride normaliz, böyleyiz. Ama cam yok. Yalnız dışarısı hakkında bir sürü çelişkiler var. Yani dışarısı var, yok. Varlık hep budur. Olsa, yani bunun dışarısı hiçlik olduğundan duvar olmuştur. Hiçlik kendisi duvardır, diyor. Eğer varlık olsaydı, dışarıya bir ipucu veya dışarıdan içeriye bir yol olurdu. Demek ki bu duvar olduğuna göre dışarısı yoktur, hiçliktir. Böyle diyenler var. Dışarısını yorumlayanlar var. Düşünenler var. Bu düşünenlerin içerisinde başta Aristoteles, Sokrates, Eflatun, Demokrit vesaire, Hegel'ler, şunlar bunlar, millet oyalanırken adamın bir tanesi, yani bu felsefecileri toplamış. Hepsini toplamış. Ne diyorsunuz dışarı hakkında? Hayalini koydu. Budur diyor, dışarı yazdı. Sen ne diyorsun? O da koydu. Sen ne diyorsun? O da koydu. Sen ne diyorsun? O da koydu. Tamam. Şimdi bu adam bir heyet kurdu. Bu sizin söylediğiniz hükümleri hulasa ediyor. Bir potre. Yani kelebek var diyorsunuz. Tamam. Sen ne diyorsun? Nehirler var. Sen ne diyorsun? Ağaçlar var. Sen ne diyorsun? Kuşlar var. Hepsini bir kartpostal gibi içeri aldı. Duvara resmetti. Bütün filozofların söylediği, yani tasarladıkları dışarısı böyledir. Yani tasarladıkları, düşündüklerini resmetti duvara. Ve duvara, etrafına o kadar kalite boya kullanılıyor ki onda kusur yok. Çerçeve yaptı. Pencere. Pencere yapılmış. Burayı sakın kaçırmayın. Püf nokta o. Pencere var ya, pencere. O kadar hakiki, o kadar ciddi, o kadar asıllı aynı ki kesinlikle elini sürmedikçe duvar olduğunu anlamasın, pencere. Böyle bir pencere, tamam mı? Çizmiş. Aynı pencere. Pencereyi çizdikten sonra onun içerisine cam ya, sanki bir insan bakıyormuş gibi dışarıya baktığı zaman gördüklerini pencerenin içerisindeki cam da var, gözüküyormuş gibi filozofların o dışarı hakkında zannettikleri düşüncelerini resmetti. Ve filozoflar dedi ki, belli yere kadar gelemem. Bak arkadaşlar, ben size demedim mi? Dışarısı bizim dediğimiz gibidir. Ya öyle mi ya? Herkes toplandığı bir yerde duruyoruz. Eli sürdürmüyorlar. Bakın ha dışarısı. Ha dışarısı. O kadar ciddi, o kadar hakiki bir resim ki, öyle kabul edin. Duvar olduğunu, resim olduğunu bilmeyecek kadar. Çerçeveden dışarıya bakıyorlar. Hakikaten ya. Allah Allah. Dışarısı bu. Dışarıya bakıyorlar. Tamam. Çerçevenin camlarına böyle şey yapmış.
Bediüzzaman, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani gibi böyle İslam düşünürleri geldiler. Ne yapıyorsunuz dedi ya. Filozofların başı hepsinin adı neydi ki? Dışarı seyrettiriyoruz. Bediüzzaman, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani Hazretleri dedi ki bu dışarısı değildir dedi. Bu sizin zihniyetinizdir dedi. Dışarısı böyle değildir. Sizin düşüncelerinizin resme dönüşmüş halidir. Hayır dediler. Dışarısı görmüyor musun? Bu sefer ya Rabbi dedi Bediüzzaman bana bunları dışarıya taşıyacak bana bir yöntem ver dedi. Ve ustada iki tane şey verdi. Bir elektrik bir de alet verdi. Elektrikle aletle duvarı o çerçeve gözüküyor ya tırrrt kesti. Tırrrt kesti. Tırrrt tırrrt dört tarafı kesti. Taşı aldı. Resmi bu taraf aldı. Dışarısı Allah Allah. Gösterdi. İşte dinden kopuk felsefe budur. Din ise onu zannettikleri yeri kesip bizzatı kendi şahit olduğunu göstermektir.